Komponent mimarisini anladık. Şimdi hadi gelin komponentin kendi yapısını anlayalım. Komponentler birkaç şekilde oluyor. Fonksiyon komponentler, class komponentler, bir de React Hooks denilen yapıyla oluşturulan komponentler var. Bu React Hooks React dünyasına 16.8. versiyonla girdi. Bizimki de olabildiğince güncel bir kurs yayınladığımız an itibariyle. En güncel versiyonunu size aktarıyorum. O yüzden kurs içerisinde React Hooks yapısını da göreceğiz. Ama biz kafamızı karıştırmayalım şimdi. Önce temelleri öğrenelim. Bu noktada baktığımız zaman bakın bir fonksiyon, klasik JavaScript fonksiyonu. Ara ara size bilmeniz gereken JavaScript ECMAScript 6 yapısını da aktarıyor olacağım arkadaşlar. Fonksiyonlar hani C Sharp, Java gibi dilleri biliyorsanız, oralardan geldiyseniz klasik oradaki fonksiyonların benzeridir. Fakat aynı zamanda fonksiyonlar da bir tiptir. Yani integer gibi, burada number oluyor. Integer gibi, string gibi fonksiyonlar da birer tiptir. Bu özelliği vasıtasıyla bambaşka bir ortam oluşuyor JavaScript dünyasında. Özellikle ECMAScript 6 ve sonrasında. Şimdi buraya görüyorsunuz. Burada bir fonksiyon ismi de app parantez açmış. Bu da fonksiyonun içi. Fonksiyonun içine baktığımız zaman direkt bir return var. Ama ilginç bir şekilde bir parantez ile başlıyor. İşte burada JSX dediğimiz JavaScript XML denilen bir yapı var. React'ta JSX yapısı. Burada onu aktarıyor. Peki nedir bu JSX yapısı? Biz React'la aslında React bir kütüphane ve arayüz oluşturmaya yönelik bize kolaylıklar sunuyor. Bir imkan sunuyor, bir kütüphane sunuyor yani. O da React'in en önemli yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani JSX yapısı. Normalde bunu eğer HTML biliyorsanız, tamam hocam hani bunun bir HTML'de ne farkı var diyeceksiniz. Hakikaten bunun HTML'den bir farkı yok. Fakat buradaki div zannetmeyin ki HTML kodu arkadaşlar. Aslında evet HTML olarak render ediliyor ama yani bu arkadaşlar div'i zaten hani HTML'i bilen bir geliştirici rahatlıkla React'e adapte olsun diye bu arkadaşlar da buna div demişler. Yani HTML'deki div'i yine aynen div gibi burada da kullanabiliyorsunuz. HTML'deki header H2 tagine de yine aynı şekilde burada kullanabiliyorsunuz. Ama aslına bakarsanız arkadaşlar buradaki yapı tam olarak JSX yapısıdır. Zaten ilerledikçe göreceksiniz. Yani bu div'in React kütüphanesinde bir karşılığı var. Ha, evet HTML'deki div ile aynı şey. O açıdan bakabilirsiniz. Yani HTML'deki div'i yapmak için bu arkadaşlar da div diye bir tane tag açmışlar. Şöyle ki örneğin normal HTML'den farkını size göstermek için normal HTML'de siz gelip buraya örneğin H3 tagini bırakabilirsiniz. Deneme diyelim. Bakın ben bunu yaptığım zaman zaten kızdı bana. Şöyle görüyorsunuz altına da çizdi. Kaydettim. Bir açalım bakalım. Bakın ne diyor? İşte adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? Gibi bir anlaması çok kolay olmayan bir ifade görüyorsanız, İngilizceniz varsa bile, bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Sen JSX kurallarına aykırı bir harekette bulundun demek istiyor. O da şudur arkadaşlar. JSX de aynen komponent mimarisi. Burada da aslında ona benzer bir durum var. Diyor ki sen aynı hiyerarşide ana iki tane yapı oluşturdun. Ben buna izin vermiyorum diyor. Yani senin bu işlemi yapabilmen için bir tane ana tagin olacak. Onun içerisine bunlara container tag deniyor. Div bir container tagidir arkadaşlar. Ctrl C ile kaydettim. Bakın şimdi oldu. Yani benim ana bir yapım olması, bir container tagimin olması zorunlu. React ortamlarında bu önemli bizim için. Bu denemeyi siliyorum. Ctrl C ile kaydettim. Peki ben ilk komponentimi oluşturmak istiyorum. Bunu da class komponent olarak oluşturacağız. SRC klasöründeyken
sağ tıklıyorsun ve New File diyebilirsin. Buraya geldiğimizde ben başka bir komponenti bu app'nin içerisine yerleştireceğim. Unutmayın, hani daha önce konuştuk ya, bizim komponent hiyerarşimiz, yani şu bizim app'miz işte. Yani ana komponentim bu. Ana komponentimin içerisine ben başka bir komponent ekleyebilirim ancak. Yani ana komponentten başlıyorum olaya, unutmayın. Peki nasıl yapacağım bunu? SRC'yi sağ tıkladın, new file dedin az önce zaten. Buraya gelip örneğin ben ekranımda şu yapıyı oluşturmak istiyorum. Geldim şöyle. Şurada bir navigation barım olsun. Şurada bir tane menüm olsun. Burada ise ürünlerim olacak şekilde. Bunu nasıl oluşturacağım? Yani benim 3 tane daha komponente ihtiyacım var. New file dedim. Buraya navi.js. Komponentlerin isimlendirmeleri Pascal case. Yani kelimelerin ilk harfi. Tek kelimeden oluşuyor. Sadece ilk kelimenin ilk harfi. Yani n'si büyük olacak şekilde. Buraya geldiğimde arkadaşlar şöyle RCC yazıyorsunuz. Bu RCC nereden geliyor biliyor musunuz? Hani bir bileşen ekledik ya, snippetlar. Bu oradan geliyor. Enter'a bastığın anda sana bir adet class component oluşturdu. Peki nedir bu class component? Baktığımız zaman arkadaşlar bizim için aslında şöyle bir class. Export public anlamına geliyor. Yani diğer taraflardan erişilebilir anlamına geliyor. Şeydeki C# Java'daki public'in karşılığıdır. Benzeridir diyelim daha doğrusu. Navi. Bunun bir komponent olabilmesi için React kütüphanesindeki komponent nesnesini extend. Extend demek inheritance. Yani bu şu anlama geliyor. Artık Navi bir komponenttir. Neden? Çünkü bundan miras almış. Bakın bunun içerisinde artık bir fonksiyonumuz var. Render isimli. Yani class komponentlerin şöyle bir güzelliği var. Örneğin sen başka bir fonksiyon yazıp o fonksiyonu da buradan çalıştırabileceksin. Şöyle A fonksiyonu çağırarak. Bunları nasıl çağıracağımızı söyleyeceğim. Şöyle ki class komponentler genel olarak yaygın olarak kullanılan komponent türüdür. Ama bu dersin başında söylediğim React Hooks'la artık fonksiyon komponentler de, yani daha doğrusu React Hook komponentleri de oldukça yaygınlaşıyor. Bir sürü avantajı var. İkisi de kullanılıyor. Ben ikisini de uygulama içerisinde anlatacağım. Hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Evet, şimdi render'a baktığımız zaman render ne işe yarıyor? Biz aslında bunu app'de de gördük. Yani şu return aslında bizim render'a karşılık geliyor. Peki render ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar, render komponent, hani o dedim ya size, şöyle çizimi aktarırken, şöyle komponentlerde herhangi bir değişiklik olduğunda şurada mesela bu render ediliyor dedim. İşte o render bu komponenti tekrardan çalıştırma, bir değişen veriye göre yenileme sürecidir. Render bizim için önemli. Buraya geldiğimde bakın return yine var burada. Div bu anlamda bizim için önemli. Ben buna buraya şöyle bir H2 bırakarak onun içerisine Navi Component diyorum. Yani Navi komponentimi oluşturdum. Artık benim burada, artık siz nasıl bir tasarım yaparsanız bu tasarımı ortaya çıkaracak, render edecek bir şeyimiz var. Bir komponentimiz var. Peki ben bu Navi'yi nasıl kullanırım? App.js'nin içerisinden başlamak zorundayım. Yani tabii ki Navi'nin altında bir şey olacaksa onu da Navi'nin içine ekleyeceğiz. Ama app'nin içerisine koyacağım için ben bu Navi'yi, geliyorum. Şurada Hello from React vardı ya, onu siliyorum. Geldim buraya. Şöyle buraya Navi yazıyorum. Benim için otomatik tamamladı. Şöyle Navi'yi artık kullanabilirim. Peki bu Navi nereden geliyor? Şöyle ki burada benim bunu import etmem gerekiyor. Çünkü başka bir komponenti kullanacağım. Import Navi from nereden? Nokta
slash. Bu bulunduğum klasör demek. Neden? Çünkü app ile şu an app'deyiz. Navi aynı yerde. Navi'yi böyle eklediğim zaman kontrol S ile kaydedelim. Bunu bizim için ekleyecek. Bakın Navi komponentini ekledi. Yani sen bu komponenti istediğin kadar şöyle kaç tane ekledim? 5 tane. Bakın alt alta 5 tane kaydetmeyi unutmayın tabii. Sonucu görmek için, doğru görmek için Navi'yi bu şekilde eklemiş oldum. Ben bu noktada Navi'yi direkt şöyle kapatabilirim. Şöyle yapıp hiç daha da sadeleştirmek adına Navi'yi bakın bu şekilde ekledim. Bunu import ederken arkadaşlar tabii ki Visual Studio'nuza bir bakın. Şöyle Navi dediğinizde siz şuradan en mouse'un sol tuşuyla Navi'yi şöyle seçtiğinizde otomatik import da edecektir sizin için arkadaşlar. Kapanışını verdikten sonra yine aynı şekilde bu sonuca erişebilirsiniz. Şimdi iki tane daha komponent ekleyelim. Diğeri ise kategori komponenti. Kategori nokta JS. Onu nesneyle karıştırmayalım. Kategori list nokta JS. Kategori ile list arasında nokta olmasın. Kategori list nokta JS. Bu da benim için bir komponent olacak. Daha sonra bunları klasörleyeceğiz. RCC dedim. Enter'a bastım. Şuraya geldim. Categories, pardon, özür. H3 yine. Kategori list. Kategori listesi gelecek anlamında bunu verdim. SRC'ye geldim. Yeni bir dosya oluşturdum. Bu sefer product list nokta JS diyorum. RCC diyorum. Ve içerisine gelip bunun da içerisine bir H3, buna da product list demek istiyorum arkadaşlar. Peki ben bunları nasıl göstereceğim? Çok basit. Kaydetmeyi unutmayın ara ara. Buraya geldim. Kategori list. Mouse'la seçtiğim anda şöyle importunu otomatik yaptı. Şuraya geldim. Product list dedim. Şöyle Ctrl S ile bunu da benim için yaptı. Bakın üstte Navi, altında kategori, altında product list. Tabii ki ben bunu artık şekillendirmek istiyorum. Yani Navi üstte, kategori solda, product sağda hani olsun istiyorum. Şöyle ki şuradaki görüntümü düşünecek olursak, evet şurası Navi olacak benim için. Şurası şöyle şu boyutta kategori olacak, şurası da product olacak diyebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağım? Bu benim için işte tasarım. Yani CSS bilgisi burada lazım. Fakat biz hani özellikle full stack çalışanlar için böyle CSS'e full hakim olmak, HTML'e full hakim olmak, yani bizim için yardımcı ortamlara hakim olmak her zaman mümkün olmuyor. Yani dünyada da bu şekilde yürüyor. Bunlar için de çok güzel kütüphaneler var. Biz onları kullanacağız. Birazdan React Strap'le bu yapıyı nasıl yapacağımızı göreceğiz arkadaşlar.